Ya Yunal bir sabah sabah bir yüzünü görelim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Selam. Günaydın beyler. Sabah gene tersinden. Tankut abi yine suyu ve hazırlamış yiyeceğiyle, olduğu yiyeceğiyle her şey yiyeceğiyle yine aramızda. Ne yapalım abi? Berko yok ya. Yaş başa gelince genç kalmak lazım. Berker vazgeçmiş programdan artık. Berker bilinmezliğe doğru gitti kardeşim şu an. Nerede olduğu bilinmez. Berker dünden beri hiçbir şey bilmiyorum diyor. Berker arkada böreği yiyordu. Hafıza börek kardeşim. Dediniz de beyler, börekten kim yedi ya? Ben yedim, tatmak zorunda kaldım ben yani. Ben de yedim. Niye tatmak zorunda kaldım? Hayır çünkü yediler, kötü dediler. Ben de bir börek tadayım dedim. Börek kötü, üç tane Yunal yaptı açılışı. Kim yedi? Açılışı kim yaptı? Yunal yaptı. Kim yedi abi? Börekten kim yedi? Tutamıyorsunuz değil mi böreği yemeği? O kadar geldi. Ayıp. Sen hatta o müdü gırtlak yedin. Abi yedik yani. Oynamaları yok mu halka karşı? Rüzgarlı bilseydim yemezdim. İşte günün adamı geldi. Hoş geldin Berko. Yüzün gülüyor bugün. Ya gel geç ortaya geç. Bilmiyor, o da bilmiyor niye yüzü güldüğünü. Sabah kahvaltı masası konuşması yap. Ortaya geç. Geç ortaya. Gel yamacıma gel kardeşim. Gel. Bir konuşmayalım. Biz de senden bahsediyoruz şimdi. Nasılsın Berker? Bilmiyorum. Ya şey daha iyiyim ama ortada bir muallakta bir durum olduğu için şu anda. Muallak şey... hala muallak mı? Bilmiyoruz. Yani neyin kimden geldiğini bilmediğimiz için. Hashtag bilmiyoruz. Acaba zaten bir şey bilmiyoruz. Senin bilen lazım. Buradan o zaman seslenelim. Eğer o kişi kimse gelsin. Ve açıklasın artık. Açıklasın. Bunun ortaya çıksın ve bu durum bir an önce çözülsün istiyoruz. Öyle ki biz işte, de varsa, önümüze bakalım. Varsa cesaretin gel burada karşıma çıktı. Kimsin sen? Evet. Kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Bir şey merak ediyorum. O parfüm, kimsin sen? O hatırladığım parfüm kokusu kime aitti? Ben biliyorum dedi. Tamam işte biliyorum ki var da ama orada yani. Kim ismi neydi o parfümün sahibinin adı? Tekrar koklayacaksa. Şimdi şundan emin olamadım. Aynı parfümden yüzlerce kişi daha var. Sen yüzlerce aynı parfüm kullanan kadını tanımıyorsun. Sana bir kadını çağrıştırdı o an. O kadın kimdi ve adı neydi merak ettim. Tekrar kokla evet. Suratındaki ifadeyi bir almamız kimdi, lazım. Kimdi, adın yok, neydi? Çok iyi biliyor kim olduğunu. Lütfen buraya gelip bu durumu açıklarsan i̇smi sevinirim. İsmi. Ben şimdi bunu söylemeyeceğim. Kimin neler yaptığını geçmişte bu evde biliyoruz. O eskiden olmuş kişiyse zaten her şeyi yapabilir o. Hı hı. Her şeyi yapabilir. Net konuşuyorum yani. Tahmin edebiliyorum. O yüzden sen tavrını duruşunu hiç bozmayacaksın. Çünkü sen onunla ilişki yaşıyorsun. Yaşayacaksan onunla yaşayacaksın. Üçüncü şahıslar, onlar bunlar. Bunlar her zaman hayatınıza girmeye çalışacaklar. Birini kovsan bacadan, öbürü kapıdan girmeye çalışacak. Bu iş böyle. Göz önünde yaşayınca böyle. Maalesef ve maalesef ki böyle yani. İnşallah bu yaşadığınız ayrılma noktasına değil de sizi güçlendirmek adına bir şey olur. Sessizliğini koru. Şu anda konuşan her şey lehine veya aleyhine işte. Bilmediğimiz net bir durum o yüzden. Konuşmamakta kabullenmektir ya. O yüzden sessizliğini koruyabilirsin. Konuşmamakta kabullenmektir yani. Konuşmama hakkı var yani. Susmak en büyük kabullenmeye. Kabullenmektir yani var. Konuşmamak. Alakası yok. Var. Yok. Var değil mi? Bazen konuşmadığın zaman Berker var, değil mi? Bir takım seviyelere düşmek. Berker bu cümleyi konuştu daha önce. Susmak kabullenmektir demiştim. Ben şu anda bu durumdan gerçekten netlik kazanamadığı için bir isim söylemek istemiyorum. Eğer ki kimse gelsin buraya kendi açıklamasını yapsın. Emin olsun söyleyecek yani. Emin olsun söyleyecek. Zaten vallahi emin olsun için söylemiyor. Ya dün böreği yollayan bugün ya da yarın gelir ben sana söyleyeyim ya. Gelmez. Gelir. Bak ben size tek kelime söyleyeyim. O böreğin buraya gelme tek sebebi ne biliyor musunuz? Uyarı. Başka hiçbir şey yok. Dahası var diyor. Tehdit mi etti diyorsun yani? Uyarı. Ben buradayım ve benim varlığımın farkındasın demekti yani. Bu kadar diyorum. Gözde... İlişkiye başlayacaksın ama başlayamazsın mı demek diyor yani. Yani sen ilişki yaşamadan gayet iyi gidiyordun. Şimdi öyle bir atılıma girersen ben sana bugün börek yollarım. Yarın artık ne gelir ne gelmez yerim. Belli değil. Gibi mesela konuşmadığın için böyle bir yorum yapıyorum. Berker'in geçen haftaki reaksiyona bak. Erkek olaraktan Bediran çıkıyor oraya. Daha Bediran çıkmadan bir evvelsinde bütün bu olaylar olunca kimsin karşıma çık diyor. Bak ego savaşlarını görüyor musun bir anda? Erkeğin de yaptığı olay bu. Evet. Çocuk geliyor. Kıza orada opsiyon vermiyor. Kolundan tutuyor. Benle misin bunda mısın diyor. Bitti. Kız ne diyor? Kız şu anda burada. Ben, sen neyim diyorsun? Peki aynı soru şu. Şu anda buradalar dün de, çünkü. Dün de Seda Hanım sorduğu zaman girse eve
ne olur dediği zaman, bilmiyorum dediği zaman kızın yapmış olduğu tutum çok doğru. O da ki kalkıp da deseydi ki hiçbir şekilde işim olmaz, aklımda, kalbimde, gözlerde deseydi bugün dediğiniz şey doğruydu. Ben bunun aksini iddia etmiyorum. Şu an, bunu da atlamamak lazım. Ben bunun şimdi aksini zaten iddia etmiyorum. Onun ondan zaten sonraki evet verdiği o kritikten sonraki verdiği yani tepki de haklı ama şundan bahsediyoruz. Şimdi direkt buraya geldiği zaman buradan merdiven sonra bana bir şeyler söyledi, sonra çıktı gitti. Git onunla mutlu ol kimse dedi. Evet. Şimdi hani oradaki kritikten sonraki verdiği tepki haklı. Sana sana gözlerinin parfümünü getirsem hatırlar mısın? Hatırlamam çünkü gözleyle o kadar bir şey yaşamadık. Ne kadar? Bazen insanlar ya kokuya ya gülüşe ya tanımaz bir sözleri ya. Anladın mı? Yani ona dikkat ederler çünkü tanıma yolunda şimdi atıyorum tanıma yolunda insanın ne giydiğine, ayakkabı ne tarz giyer, kıyafet ne tarz giyer, ne tarz parfüm kullanır. Dikkat eder ya insan tanımak i̇nsan için. İnsan sevdiğini koklayarak koparmış. İşte yani ilgi ya duysa bile yapar. Deminki konuda hani kadın erkek arasındaki farklılığı anlatırken birazcık daha açmak istiyorum. Acaba benim kafama gelen soru işareti de şu. Geçen hafta senin o davranışların testosteron itmesinden dolayı mıydı? Karşında bir sana karşı gelebilecek bir rakip var ve erkeklik hormonları salgılayaraktan ben seni alırım diyorsun bir anda. Sen